Yaylakent Beldesi'nde 120 tane de bülbül yuvası yapılmış. Bülbüllerin neslinin tükenmesine karşılık koruma amaçlı yapılan 120 tane bülbül yuvasından bir tanesi de karşımızda. Vay 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 vay, yarı yandım. Dile gel destana gel, neyinim, neyinim, neyinim. Dile gel 120 tane bülbül yuvasının yapımı Belediye Başkanımız Mustafa Kuvvetli Işık'ın projesi. Şimdi kendisi anlatacak bize. Başkanım, nasıl yaptınız bu projeyi? Vallahi önce kendimi tanıtayım. Ben 10. ayın 10'u 1963 Yaylakent ikametinde doğmaktayım. Biz tabii 89 seçimlerinde belediye başkanı olduktan sonra ilk aklıma gelenlerden bir şey, doğadaki kuşların nesli azaldığından dolayı bu böyle bir hırçın hayvanlara karşı koruma amaçlı böyle bir bülbül yuvaları düşündük. Türkiye'de de ilk düzenleyen belediye olarak Yaylakent Belediyesi'dir. Ve bu bülbül yuvalarından dolayı Avrupa Hayvanseverler Derneği'ne teşekkür aldık. İlk düşünen bir belediye olduğumuz için. Ödüllü bir çalışma olmuş efendim. Kalsa nefesten ayrı, neyim, 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 neyim. Arkamızda akar halde görülen su, yerin 110 metre altından çıkartılan, Belediye Başkanımız Mustafa Bey tarafından çıkartılan bir su. Ön tarafta bulunan olukta buğday yıkamak için kullanıyorlar. Buradaki akan suda ise halı yıkama, kilim yıkama, itfaiye dolum merkezi ve araba yıkamak için kullanılıyor. Girmiş gibi vay 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 vay, yarı yandım. Gülünü dermiş gibi neyinim neyinim neyinim. Gülünü dermiş gibi neyinim neyinim neyinim. Geç buldum tez yitirdim vay 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 vay, yarı yandım. Oldum düş görmüş. Şimdi de Yaylakent Beldesi'nin Sağlık Ocağı bahçesindeyiz efendim. Burada hem lojmanlarımız var hem de sağlık ocağımız var. Sağlık ocağımızın tek yetkilisi, haftada bir gün doktorumuz geliyormuş ama tek yetkilisi şu anda yanımızda bulunan Ebe. Ebe, biz tanıyoruz önce. Yıldız Çörte. Ne kadar zamandır buradayız? Ocak ayında atandım. Ocak ayından beri buradasınız. Ayında. Çankırlısınız. Çankırlıyım, Erlivanlıyım. Çok yabancı değilsiniz buraya. Değilim, alışkınım buralara. Peki nasıl zaman geçiriyorsunuz burada? İlk başlarda bayağı sıkıntı oldu da çok şükür ailem yanımda. Annem, babam benimle birlikte kalıyorlar. Öyle mi, buradalar onlar? Buralar, sürekli benimle birlikteler. Problem yok o zaman. O yüzden. Yalnız değilsiniz yani. Yalnız değilim çok şükür. Peki yaylakentliler size ne için geliyorlar en çok? Daha çok enjeksiyon, tansiyon, şeker ölçtürmeye geliyorlar. Bu tür şeyler. Var mı, problem çıkıyor mu? Çıkıyor bazen. Tansiyonu falan bayağı çok yüksek olan geliyor. Sevk ettiğiniz oluyor yani. Oluyor, evet. Nasıl gönderiyorsunuz, sevk ediyorsunuz buradan? Dil altı veriyorum önce. Bir saat falan oturun diyorum. Tekrar ölçüyorum. İnmezse gönderiyorum. Aracımız, ambulansımız falan var mı? Ortada var. Arayınca geliyorlar. İlçeyi arıyor. İlçeyi sıkıntılı hasta olduğu zaman ilçeden geliyor, alıyorlar. İlçeden geliyorlar. Orada tedavi ediyorlar. Orada olmazsa büyükşehir. Evet, aynen öyle. Çankırı olmazsa. Olmazsa Çankırı'ya gidiyor. Yani Yaylakent'in sağlığı da emin ellerde efendim burada. Karaçalı gibi girdin aramıza. Al kızını koçvala, al kızını koçvala. Salla salla duvara, salla salla duvara. Al kızını koçvala, al kızını koçvala. Salla salla duvara, salla salla duvara. Kezban teyzem ocağın başında yoruldu. Hem sıcaktan hem eğil kalk çevir, değil mi teyze? Tamam. Ney tamam? Evet. Evet hadi. Evet. Yoruldum diyor. Amca nerede diyorum. Benden iyi, o dışarıda gezeliyor diyor. Başka iş yapmaz mı amca? Yapar yapar. Ne iş yapar? Bağcılık, yağcılık hepsini yapıyor. Bağcılık, yağcılık. Ha. Sana da yapıyor mu yağcılık? Ne? Sana da yağcılık yapıyor mu? Yapıyor yapıyor. Yapıyor mu? Araları iyi amcamla Kezban teyzenin. Arada yağcılık yapıyor diyor. İkiniz mi varsınız sadece? Gelinler var, kızlar var burada. İki de bir kızım var, bir torunum var yanımda. İşinden ayrıldı. Yanında kalıyor onlar.
Zaman geçiyor öyle. Amcayla nasıl ara? İyi. Dövüşüyorsunuz mu? Dövüşmüyoruz ne? Dövüşmüyorsunuz. Yok. Hiç kızdırmıyor mu seni? Yok. Yok. O zaman sen onu kızdırıyorsun. Ha. Kızdırıyorsun mu? Kezban teyzemin gelini var burada şimdi, onu da tanıyalım hemen. İsim neydi ablacığım? Satı Çaylak. Satı abla, siz de ekmek yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Size kolay işi mi verdiler, ne yaptılar? Kolay işi verdiler de. Yağlıyorsunuz sadece. Yağlıyoruz. Abi nerede? Şoförlük yapıyor, turist gezdiriyor. Turist gezdiriyor. İlçede mi? Yok, şehirler arası. Şehirler arası. Evet. Peki uğramıyor o zaman buraya? Uğramıyor. Uğramıyor. Arada bir görüyor mu? Arada bir geliyor iş olmayınca. Evet. Çocuklar nerede? Onlar dışarıda okuyorlar. Büyükler o zaman. Hı hı. Üniversite okuyorlar. O zaman yalnızsın sen burada. Yalnızım. Ama olur mu öyle? Oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Arada demiyor mu abiye, yalnızım sıkıldım diye? Yok yok demiyorum. İş, hani öğrencilerimiz var, okuyanımız var. İşinde gücünde adam ne yapsın? Olsun. Onun evet. için kızmıyorsun yani. Kızmıyorum. Peki burada nasıl zaman geçiriyorsun, ne yapıyorsun? İneğimiz var, ondan ben işte ilgileniyorum. Giriyoruz çıkıyoruz, vakit geçiyor. Kayınvalide var, elti var. Aha. Görümce var. Evet, hepimiz buradayız. Hep akraba. Ha, evet. Seviyorum yayla kenti. Seviyorum, köyümüz. Burada doğdun. Burada doğdum. Hiç zaten yabancı almamışlar. Gelinler hep içlerinden. Kızları da yabancıya vermemişler. Dışarıdan kız da almamışlar. Hep birbirlerini tanıyorlar. Evet. Peki komşularla falan oturup kalkıyorsunuz burada. Kezban teyzeyle ara nasıl? Bazen iyi, bazen idare ediyoruz. Nasıl birbirimizi. Bir öyle mi? Birbiriniz. Gelin kaynana idare. Tartışmamız yok da arkadan arkaya idare ediyoruz. Arkadan arkaya. Kimse duymadan arkadan. Eltilerle mi? Yok, hepimiz de aynıyız. İyiyiz yani. Kezban teyzem iyi konuşmayı, sakin, sessiz, kendi halinde kadın. Evet. Amcayla uğraşıyor arada. Aha. Uğraşır mı? Uğraşır. Uğraşır. Uğraşmıyorum diyor ama. Öyle diyecek. İnsan uğraşıyor mu diye. Bak duyuyor. Kezban teyzem benim kulaklarım ağır duyuyor. Konuşamam diyor ama amcadan da bahsedince nasıl duyuyor hemen kulakları. Peki elinize emeğinize sağlık. Sağ ol. Siz de sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Akşam oldu param gelmedi. Akşam oldu param gelmedi. Çocuklar evde. İstanbul'da yaşamaya alışkın olan bir yayla kentli hem kızı hem gelini var efendim yanımızda. İstanbul'dan mı geldiniz, misafir misiniz dediğimde 3 aydır buradayım, pek misafirliğim kalmadı dedi artık. Çünkü eşi buraya bağlamış galiba kendisini. Tanıyalım sizi biraz. İsmim İsmigül Kuvvetli Işık. Başkanın yengesiyim. Eşim Şükrü Kuvvetli Işık. Başkanın abisi. Bu evin büyük geliniyim. 3 çocuğum var. İkisi evli, biri bekar. Bir erkek, iki kızım var. Allah bağışlasın. 3 tane torunum var. Maşallah. İşte ne diyeyim artık, köyde yaşamayı pek sevmezdim. Bu sene sevmek zorunda kaldım daha doğrusu. Ne zaman gittiniz İstanbul'a? Ben 7 yaşından beri İstanbul'dayım. Çok küçük gitmiş hanımefendi İstanbul'a. Oranın kültürünü aldıktan sonra da yayla kenti tabii yazın gelip gitmişsinizdir. Ya muhakkak gelip gittik ama... İlk defa mı bu kadar uzun kaldınız? İlk defa bu kadar uzun kaldım kaç yıldan beri. Peki ne işle uğraşıyorsunuz şimdi burada? Bu evdeyim. Hiçbir iş yaptığım yok yani. Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Zaman çok çabuk geçiyor. Gelenimiz gidenimiz derken misafirlerimiz oluyor. Eşim gidip geliyor bazen işte öyle. Bilmem vakiti geçiriyorum evde. O zaman kolay alışacaksınız demek ki. Yok yok, ben pazartesi gün gidiyorum. Nasıl edersin? Efendim yayla kenti özlemi de bir yere kadar demek ki. Ondan sonra alışkın olduğu yerde çocukları özlemişiz. Bu arada ablamızın yaptığı bir tatlımız var hemen. Efendim tatlımızın en büyük özelliği bu tatlı çok kızartılıyor. Böyle çok kızartılmış halde yeniyor. Çıtır çıtır oluyor. Böyle yenilesi bir görüntüsü var zaten. Ne zaman yaptınız? Ederim. Bugün sabah yaptık. Biz geleceğiz diye bir sürü hazırlıklar var efendim. İşte gözlemeler, cızlamalar, baklavalar, börekler değil mi? Böreğimiz de var. Bir de su böreğimiz var. Onu da biraz sonra tanıtacağız. Yapanların ellerine sağlık diyoruz efendim. Herkesin kesesine bereket, eline sağlık. Seviyorum seni candan, seviyorsan candan.
Koşan gel kocandan, yandan Halimem yandan. Ev baklavası gibi yok zaten, dışarıda satılanlar gibi olmuyor. Ben de çok kızarmış seviyorum. Esmigül abla dedi ki çok kızarmış biraz, ortalarından alalım dedi ama ben çok kızarmış sevdiğim için mükemmel olmuş efendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yayla Kent Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kuvvetli Işık'ın eşi Zeliha Hanım var şimdi yanımızda. Bir başkan eşi olmak nasıl bir şey, ona soracağız hemen. Zor mudur başkan eşi olmak? Ya zor tabii ki. Uğraşmana zor. Yani, uğraştırıyor mu sizi? Uğraşıyoruz ama seviyorum. Ya uğraşmayı seviyorum yani. Eşimi destekliyorum. Başkan diyor ki eve gidemiyorum diyor. Hatun diyor kapıya koyacak yakında diyor. Yok koymam. Ya ben istiyorum çalışmasını. Ya seviyorum ben memleketimi. Yayla Kent için çalışırsa çalışsın. Evet, çok istiyorum ben yani. Destek oluyorsunuz. Oluyorum. Bir de Zeliha ablam bize su böreği yaptı efendim. Afiyetle yiyeceğiz birazdan. Yok yok dediğimiz gibi su böreğinden, gözlemeden, cızlamadan, tatlıdan her şeyleri yapmışlar. Hepsinin ellerine sağlık diyoruz. Sizin elinize sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Ne zaman yaptınız böreği? Bir saat önce yaptım, daha yeni yaptım. Daha yeni yeni. Yeni sıcak. Daha sıcak sıcak, yeni yeni efendim. Biz yemeğe geçiyoruz. Hep birlikte afiyet olsun hepimize. Hamur işlerinden en çok Sayın Başkanım Niyaz Küçük Yılmaz anlar aslında efendim bu işi de yaptığı için ama ben kendisinin yerine tadıyorum. Başkanım birazdan size de servis geliyor. Severim seni candan, seviyorsan candan, koşan gel kocamdan. Akşam oldu param gelmedi. Yayla Kent'in hem kızı hem gelini var sağ tarafımda. Ekmek açıyorlar bize, ellerine sağlık diyoruz şimdiden. Sol tarafımızda da Sinoplu gelin var. Artık Yayla Kent'te olmuş kendisi. Sinop'tan gelmiş. Sinop'ta eşi bal satıyormuş orada. Kandırmış. Kızı getirmiş buraya 16 yaşında. 5 senedir de buradayım diyor. Eşi de belediyede görevli. Otelde görevli. Çalışıyor burada. Hepsini öğrenmiş burada efendim. Ekmek de açıyor. Gözleme de yapıyor. Hayvan da sağıyor değil mi? Evet. İsim neydi? Sultan. Sultan Hanım. Memnun musunuz Yayla Kent gelin olmaktan? Evet. Çok memnunum hem de. Çok. Eşiniz nasıl kandırdı eşiniz sizi getirdi buraya? Ya... Ya oldu işte, birbirimizi severek. Zaten ben küçüktüm, o da askerden yeni gelmişti. Oldu nasip kısmet. O da pek büyük sayılmaz yani asker. Evet, nasip kısmet işte, olunca oluyor. Gidiyor musunuz Sinop'a? Valla 3-4 senedir gidemiyoruz ama inşallah nasip olursa seneye düşünüyoruz bakalım. Burada Yayla Kent'te kalıyorsunuz. Evet, Yayla Kent'teyiz. Hayvanlarımız var, eşim belediyede. Öyle işte. Çocuk? 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Evet. Çocuklarla, eş de burada, hayvanlarla geçiyor. Evet. Canınız sıkılıyor mu hiç burada? Zaten canımız sıkılacak bir şey olmuyor ki ya. Sürekli zaten iş, güç anca oluyor. Zaman olmuyor can sıkılmaya. Olmuyor zaten can sıkılmaya zaman. Peki ortak yapıyorsunuz böyle. Tek başına yapılmıyor değil mi bu işler? Tek başına yapılmıyor. Biz zaten hepimiz bir arada olduğumuz için hani böyle bir şey yapacağımız zaman oturuyoruz beraber yapıyoruz. Öyle, öyle geçiyor işte. Kayınvalide nasıl? Kayınvalidem iyi. İyi mi? Seviyor ya, gelinleri. Allah razı olsun. Seviyorlar, seviyor hepimiz de. Zaten 16 yaşına geldiğim için de Allah razı olsun hepsinden. Hani beni burada yabancılık çektirmediler bana. Alıştım ortamlarına, her şey çok farklı çünkü bizim orayla burası. O yüzden de şu anda yani eğer buradaysam ben hani bu kadar her şeyi bilip öğrendiysem onların sayesinde. İnsan sevince alışıyor demek ki. Yani sevince de alışıyor her şeye. Sevince alışıyor efendim. Eşini severek evlenmişler, buraya gelmişler. Eşini sevdiği için de hem kayınvalideye hem buranın geleneklerine, göreneklerine, her şeyine alışmış hanımefendi. Peki yanımızda da görümcesi var. Bakalım görümceyle ara nasıl? Nasıl gelinle ara? Çok güzel. Küçükmüş zaten. Kardeşiniz gibi getirmişsiniz. Evet, kardeşim gibi getirdik. O da bize uyum sağladı. Biz de ona uyum sağladık. Her şey anlayışla karşılanırsa birbirimize güzel gidiyor her şey. Sinop'tan kız alınır mı? Alınır, niye alınmasın ki, biz çok memnunuz. Alınır, Sinop'tan kız alınır efendim. Genelde açık hani sözlü. Kendi aranızda alıp veriyorsunuz ya. Yani her şeye artık açılmamız lazım. Kardeşiniz bir değişiklik yapmış. Yani yani. Ama memnunsunuz ama. Çok çok memnunuz, şükürler olsun. Görümce seviyor sizi. Evet, ben de onları çok seviyorum. Zaten biz öyle gelin görümce gibi değiliz ki. Kardeş gibiyiz yani. Allah razı olsun hepsinden de. Maşallah, Allah ağzınızın tadını bozmasın efendim. Elinize sağlık bu arada. Gözleme açıyorsunuz siz de bize. Teşekkür ederiz. Hanımefendi açıyor, yağlıyor. Burada küçük gelinimiz de elinde açıyor, saca veriyor. Orada efendim Kezban teyzem pişiriyor orada. Yağlamasında büyük gelini yapıyor. Teşkilatı kurmuş Kezban teyze. Hep aynı grup mu?
Yok, bazen komşularımız, arkadaşlar da oluyor. Hep birlikte yapıyoruz. Bazen böyle birlikte yapıyoruz kendimiz. Oturup yiyorsunuz aranızda. Birlikte de yiyoruz. Başkan diyor ki her zaman yapmıyorlar diyor. Şeyler de diyor, erkekler de diyor, abiler, evet, amcalar. Her zaman yapmıyorlar. Siz geldiniz, sayenizde diyor ekmek yiyelim diyor. Her zaman biz başkanla görüşemediğimiz için, çünkü onun işleri yoğun. O yüzden, yoksa biz makarnamızı da kesiyoruz, yufkamızı da kışlık açıyoruz. Başkanı her zaman göremiyoruz çünkü. Bir ayağı burada oluyor, bir ayağı Ankara'da, İstanbul'da, Çankırı'da. Başkanı yakalayamıyoruz biz. Başkan öbürlerini de fişekliyor, ben söyleyeyim, evet, ya. Evet, doğru. Değil mi? Doğru. Peki ablam aynı zamanda muhtar adayı eşi. Evet. Sevgili izleyenler, bu yani aday eşi olmak, muhtar, belediye başkanı, böyle sivil toplum liderleri eşi olmak kolay değil. Evet. Çalışmalarına yardım ediyor musunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Allah. Elimizden geldiği kadar komşularla, bütün yayla kent halkıyla görüşüyoruz. Eğer mümkünse, yani rica ederek, ikna ederek, onlar da bizim kişiliğimizi, ailemizi biliyorlar. Onların da destekleri olursa inşallah yayla kente bir hizmet sunmaya. Hangi mahalle? Hürriyet. Hürriyet Mahallesi muhtar adayı neydi beyefendinin adı? Ramazan Zor. Ramazan Zor Bey. Hürriyet Mahallesi muhtar adayı efendim. Seçimlerde kendisine, eşi de buradan destek bekliyor. Şimdi oraya bakarak bir söyleyin yayla kentlere. Yayla kent halkından desteklerinizi bekliyoruz. Ramazan Zor Hürriyet Mahallesi muhtar adayı. Adına tebrik ediyoruz ablamızı. Bu kadar destek olduktan sonra eşi yapılamayacak bir şey yoktur efendim. Peki ellerinize sağlık diyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kültürümüzü, geleneğimizi elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, bütün hanımefendilerin ellerine sağlık diyoruz efendim. Pişirme ve yapma işlemimiz sona ermek üzere. Biz de yemeğe gidiyoruz. Serpil de gel, aman 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 ey, düşmanlar ölsün aman, düşmanlar ölsün. Efendim soframız hazır. Birazdan yemeğe başlayacağız, geçeceğiz. Yanımızda başkanımızın annesi var. Başkanımla konuşurken dedik ki başkanımızı annesine soralım. Başkan yaramaz mıydı? Teyzem isim neydi? Şaziye Kuvvetlişik. Şaziye teyzem nasılsın? İyiyin yavrum, hamdolsun bugünkü günüme. Başkanımdan da çok memnunum. Çok iyi davranıyor bana. Köye de iyi iş yapıyor. Memnunum. Gurur duyuyorsun. Çalışıyor, iyi iş yapıyor diyene gurur duyuyorsun. Yetiştirmişsin, belediye başkanı olmuş. Evet. Allah razı olsun, o çocukları doğurduğum için diyenler var. Çok sağ olsunlar. Allah acılarını göstermesin. Amin. Acılarını göstermesin. Peki başkan küçükken nasıldı? Küçükken de yaramaz değildi yine. Pek öyle yaramaz değildi. Sakin miydi? Sakin idi. Döndü geldi geri memlekete. Geldi. İstanbul'da yaşadı. Böylece geldi buraya, reis oldu. İyi oldu. Allah devamını getirsin inşallah. Amin. Peki sen ne yapıyorsun teyzem? Nasıl zaman geçiriyorsun? Burada ne yaptın bize? Size işte bunları yaptık. Bizim yöremiz bunlar. Hamur işi. Bir köftemiz vardı, oldu mu? Köftemiz oldu. O benim yemeğim. Bir bakın tadına. Sarmaya yakışır aman 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 ey, o nazik beller aman, o nazik beller aman. Hopla da gel gel. Evet, marifetli hanımların ellerinden çıkan ürünler masamızda efendim. Şimdi birazdan yemeğe geçeceğiz. Bir tatlımız daha var burada. Kadayıftan yapılmış. Geldi soframıza. Değişik bir görünümü var. Kadayıf tatlısı ama, değil mi? Kadayıf tatlısı değişik bir görüntüye sahip. Yanında hemen evde basılan peynirimiz var. İçeride üzerine ağır taşlar konarak su iyice süzülsün diye ağır taşlar koydukları evde yapım peynir var. Hemen yanında cızlamamız yapılırken görmüştük içeride. Hemen onun yanında baklavamız bulunmakta. Burada teyzemin yaptığı yassı köfte. Bunları torunlarda İstanbul'dan ya da şehir dışından gelenler olunca yapıyorum. Onlar da afiyetle yiyorlar, seviyorlar. Gelinler pek beceremiyor. Ben yapıyorum, onlar yiyorlar diyor teyzem. Artık onlar o kültürleri bilmiyorlar diyor. Efendim bu tarafta da hemen su böreğimiz.
yenmeye hazır şekilde duruyor. Balımız vazgeçilmez, sofraların burada vazgeçilmezi bal. Arıcılıkla çok uğraştıkları için doğal ballarımız her soframızda mutlaka bulunuyor. Yanında da gözlememiz ve masa kenarlarındaki kabaklarımız, elmalarımızla birlikte muhteşem bir sofra bizi bekliyor. Hadi herkese afiyet olsun. Yanımızda gördüğümüz dere Akandere Kızılırmağı bağlanıyor. Daha önceden Yayla Kent'in altyapısında kullanılan bütün atık sular burada toplanıyormuş ve bu ırmakla birleşiyormuş. Kızılırmağı bağlanan bir ırmak burası. Hastalıklara karşı hayvanların buradan geçip insanların buradan su kullanımı ve olabilecek hastalıklara karşı da başkanımızın doğal arıtma tesisi projesi var. Biraz sonra kendisinden dinleyeceğiz. Tesisimizle ilgili bizi bilgilendirecek. Arıtmadan sonra balıklar burada yaşamaya devam ediyorlar ve yayla kentliler buradaki balıkları kullanabiliyorlar. Doğal arıtmayla birlikte arıtılan su bu dereye akıtılıyor ve balıklar da yeniden yaşama kavuşuyorlar burada. Burada büyüyen balıkları da yayla kentliler tutup yiyebiliyorlar. Tüm yayla kentin altyapısından çıkan atık sulara bulduğu çareyi başkanının kendinden dinliyoruz şimdi. Belediye başkanı olduğumuz sürecinde ilk aklıma gelen bizim bu derelerimizin kirlenmesini nasıl koruyabiliriz diyerekten projelerimizi üretmeye çalıştık. Tabii biz çocukken 7-8 yaşlarımızdayken buraların balıklarını ve yüzmelerimizi buralarda giderdik, su sporlarımızı. Seneler sonra yayla kent nüfusu kalabalıklaştıktan sonra altyapı atıkları buraya boşanıyordu. Biz bunların arıtılması için Çevre ve Su Orman Bakanlığı'ndan bir proje düzenleyerek oradan destekleme aldık. Bu şekilde bir atık sularımızı, yayla kentimizin tüm atık sularının arıtma çaresini bulduk. Bu şekilde de gördüğünüz gibi arkamızda görünen havuzlara toplanarak arıtıldıktan sonra derelere boşanıyor. Ve derelerimizi ve Kızılırmağı boşanan sularımızı tehdit etmiyoruz. Bunun için de güzel bir şey oldu. Daha diğer belde ve köydeki atık sulara da böyle bir çare düşünülmesini, bakanlıklarımızca desteklenmesini talep ediyorum. Bu projelere bakanlıklar destek veriyor zaten efendim ve Çankırı'da ikincisi galiba değil mi başkanım? Çankırı'da bir yapraklı ilçemizde, bir de Yaylakent beldemizde ikincisi olarak kurulmuştur burası. İkincisi görev yapıyor ve gördüğünüz gibi de çok güzel bir görev yapıyor. En azından çevreyi ve doğayı tehdit etmiyoruz. Bu projemizin tüm bakanlıklarca desteklenmesini, devamını istiyoruz. Hem doğayı korumak adına hem de kötü kokulardan ve kirden uzaklaştırmak adına bu tür projeleri biz de destekliyoruz. Dayanamam. Sevgili izleyenler, yayla kentin altyapısından çıkan atık suların boşaldığı yeri görüyoruz şu anda. Atık suların temizlenmesi için iki bölüm var burada. Bir tanesi şu anda gördüğünüz bölüm ve burada birinci kademeden geçtikten sonra hemen sol tarafta bulunan yerde de ikinci kademe arıtma yapıldıktan sonra ırmağımıza temizlenmiş bir şekilde sularımız ulaşıyor. Zeynel'i ya
Yayla kente çok emeği geçen satılmış Yazıcıoğlu Mesiri alanındayız şu anda. Yapımına devam eden parklardan bir tanesi değil mi başkanım? Evet, evet. İnşaat aşamamız devam ediyor. Rahmetli satılmış Yazıcıoğlu hocamız bize 30 yıl ilkokulda eğitim ve okul müdürlüğümüzü yapmış ve bir dönem belediye başkanlığımızı yapmış. Emeği geçtiğinden dolayı biz de onun anısına 30 bin metrekareden oluşan bir onun adına mesire alanı yaptık. Tabii mesire alanımızda 20 bin metrekaresi mesire alanı olarak halka hizmete sunulacak. 2 bin metre kapalı yüzme havuzları var bay bayan için. Spor kompleksleri var. Bunun için inşaat aşamamızda devam ediyor. İnşallah 2014 yıllarında buranın bitimi için gayretlerimizi göstereceğiz. Üstüne yazdırdım ben sana aşık. İstedim size gelim yollar dolaşık. Başkanım, yayla kentliler sizi tanıyorlar zaten ama ekran başındaki izleyicilerimizi tanıması açısından kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Ben yayla kenti ikameti doğumlu Mustafa Kuvvetli Işık 10. ayın 10'unda yayla kent beldesinde doğmuşum. İlkokul hayatımı burada bitirdim. Ve 20 yıl yakın İstanbul'da kamel ettim. Geri İstanbul'dan döndüm. Vatandaşın yoğun isteği üzerine belediye başkanı seçildim. Vatandaşa en güzel hizmetlerimi aksettirmek için uğraşlarımı verdim. Zannediyorum ki bunun kanaatindeyim. Evet, biz de siz de izleyeceksiniz sevgili izleyenler. Biz de başkanımızın çalışmalarını, projelerini birebir yerinde gittik, gördük. Başkanımla birebir yerlerinde konuştuk. Peki başkanım, yayla kentlilerin geçim kaynakları nelerdir? Nüfusumuz kaçtır burada? Yayla kentimiz 1962'de belde olmuş. Daha önce Bastık adıyla anılan köyümüz 1962'de belde olduktan sonra tabii büyük geçim kaynakları tarımcılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık, tahıl işleri burada yerleşik olan halkımız. Yaklaşık yaşayan nüfusu 1500'lere hitap ediyor şu anda. Ama burası kütük nüfusunda 25 binleri kayıtı var. Kütük kayıtlarımızda. Bu vatandaşlarımız burayı tatil amaçlı kullanıyor. Yazın 3 ay 5 ay da olsa buralarda silah-ı rahim yapmak için konutlarını buralarda düşünüyor. Tatil bölgeleri için buraları değerlendirdikleri için biz de halkımıza en huzurlu bir şekilde yaşamlarını sağlamak için mesire alanları, parklar, yeşillendirmeye, gençliğimizin cazibesini kazandırmak için sosyal aktifeler. Bu şekilde bir çalışmalarımız var. İnşallah çalışmalarımızı da görev misyonlarımız doluncaya kadar devam ettireceğiz. Evet, Yayla Kent Belediye Başkanı olarak Mustafa Bey değerlerine sahip çıkan bir belediye başkanı. Birçok dini, tarihi, turistik mekanı var Yayla Kent'in. Kendisi de hem yeşillendirmek adına hem de oralara sahip çıkmak adına birçoğunu koruma altına almış. Ve gençlerin özellikle Yayla Kent'e geri dönüş ya da göç gelmesi anlamında da cazibeli hale getirmiş Yayla Kent'i. Peki başkanım, yaptığımız projelerle ilgili görsel olarak tanıtımlarımızı yaptık. Evet. Devam ediyorsunuz proje üretmeye. Peki insanların talepleri oluyor mu sizden, yayla kentlilerin? Tabii halkımız buralarda tatil bölgelerini değerlendirmek için bizden sosyal aktifeler konusunda çok şeyler istiyor. Yeşillendirmede, ağaçlandırmada, cadde sokak düzgün bir şekilde görünüm sağlamasında. Biz de zaten gördüğünüz gibi burada bir satılmış Yazıcıoğlu adına bir 30 bin metre alanı park yapıyoruz. Kapalı ve yüzme havuzları gerçekleştireceğiz ileriki günlerde. Çünkü su sporlarından mahsum kaldığımız için gençler genelde sahil bölgelerini tercih ediyor. Biz de sahil bölgelerini ufak da bir unutturup buralara cazibesini kazandırmamız için böyle bir şeyler, bir projelerimiz var ileriki günlerde. Nasip olursa daha iyi bir gençliğimizin cazibesini kazandırmamız için daha aktif bir yönetimde projelerimizi uygulayacağız yayla kent beldemizde. Tabii yaşadığımız sürecinde bunları göreceğiz. Evet, inşaat alanında da yaygınlaşmış ve gelişmiş bir yer yayla kent. Birçok inşaat yapımı gördük biz yollarda. Yeni evler yapılıyor. İnsanların geri göç durumu var mı buraya? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki
göç olayı buraya bir geri dönüşüm var. Bizim aşağı yukarı 16 bine yakın İstanbul ikametli vatandaşımız var. 8 bine yakın Ankara ikamette oturan vatandaşlarımız var. Buraları tatil bölgesi kullanma amaçlı buraya konutlarını yapıyorlar. Biz de onları en iyi bir şekilde huzurlu ve temsil etmek için buralarda daha güzel yaşamaları için elimizden gelen gayretlerimizi sarf ediyoruz. Bunun da halkın memnuniyeti dile geliyor. Bizlerden de zannediyorum ki memnunlar. Ondan sonra memnun oldukları için de biz de gecemizi, gündüzümüzü 24 saat hizmet vermekle mükellefiz. Telefonlarımız 24 saat açık. Herhangi bir acil vakalarda, hastalarda, ulaşımlarda en 24 saat cevap veriyoruz vatandaşımıza. Peki başkanım, bu tarihten itibaren gerçekleşmesi düşünülen projeler nelerdir Yayla Kent adına? Yayla Kent adına bundan sonraki projelerimiz bir hayvancılık sektörü üzerine bir organize sanayi kurmak düşünüyorum. Tarımsal üzerine. Çünkü burada vatandaşlarımızın geçim kaynakları hayvancılıkla olduğu için bunları toplu bir alanda organize sitesi kurmayı düşünüyorum ve onayını da aldım Tarım Bakanlığı'ndan. Aşağı yukarı 120 bin metrekare bir alanı şu anda tarımsal organize açıyorum. Altyapılarının çalışmasını yapacağız ileriki günlerde. Ve halka bütün bir organize sitesinde bütün hayvancılıklarını orada yapmalarını sağlayacağız nasip olursa ileriki günlerde. Tabii böyle bir şelale, eski değirmenlerimizin görünümünü düzelteceğiz. Kültür Bakanlığı desteklemeli projeler üretiyoruz. Daha kafamızdaki bir tasarı projeleri geliştirmek için mücadelemizi vereceğiz yani. Ondan sonra yeşillendirmede, ağaçlandırmada bir daha gayretlerimizi göstereceğiz. Çünkü bizim buraları geçmişten bu yana yeşillendirmede, ağaç dikiminde çok zayıf kalmış. Maden teknik arabanın araştırmalarında da yeraltı zenginliklerinin fazla olduğu tespit edilmiş başkanım burada. Gelecek olan sanayileşmenin bunda etkisi nedir? Tabii burada meta çalışmaları tamamen bittiğinden dolayı burada ciddi bir holdinglerimizin proje yatırımları, projeleri hazırlanmış vaziyette. Çalık Holding'i, Bereket Holding'i, Yıldızlar Holding'i ciddi şekilde buralara projelere uygulandı. Bu holdinglerin de yatırımları ileriki günlerde 2020'ye kadar yatırım planlarının içinde var. Bundan sonra burada ağır sanayi bölgemizde Beşbunar mevki diyerekten bir alanımız var. Orada da ağır sanayi olarak sanayi projemiz uygulanmıştır. Yayla Kent'in ileriki günlerde ciddi bir şekilde gelişimi görünüyor. Bu sanayilerde, buralarda tabii ciddi bir şekilde nüfus artışlarının potansiyellerini yüksekçeden dolayı inşaat sektörlerimizde bu konuda ilerleme gayretinde. Başkanlık çalışmalarında yeter ki proje üretilsin efendim. Devlet destekli birçok proje hayata geçirilebiliyor. Evet. Başkanımızın yaptığı en önemli projelerden bir tanesi de görsel olarak da size yine anlatacağız. Yeraltı, altyapı çalışmalarındaki atık suların temizlenip tekrar ırmakla, Kızılırmak'a kavuşturulması hem kirlilik açısından hem hastalıklar açısından önlemini almış başkanım bu anlamda. Çankırı'da iki büyük ilçede bu yapılmış. Bir Yapraklı, iki de Yayla Kent galiba. İkincisi de evet, doğru. Biz çocukluğumuzu buralarda yetiştirdiğimiz için biz doğal kaynak suların aktığı dereleri kullanır haldeydik. İçindeki üretim, canlı varlıkları, balıkları veya kendi sularını içebiliyorduk. Yıllar sonra tabii beldenin atık suları, altyapılar yapılınca bu derelere akmaktaydı. Biz buraları, altyapılarını tamamen elden geçirerek kafamızdan bir Orman Bakanlığı'na müracaat ederek Orman Bakanlığı'ndan bir doğal arıtma tesisi projesi uyguladı. Bunu da biz bu Yayla Kent beldesinde uyguladık. Çankırı'da ikincisi uygulanan yer. Birincisi Yapraklı'da, birisi de Yayla Kent'te. Tabii siz bunu yerinde izlediniz. Derelerin suyu tekrar 30 yıl önce, 40 yıl önce kullanılır hale geri getirdik. Bu gayretlerimizin tüm Türkiye'deki belde ve köylerde bunların desteklenmesini canı gönülden arz ediyorum. Evet, bu çevrecilik anlayışınızdan dolayı da biz de sizlere teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Hem canlı varlıkları doğalarına kavuşturduğunuz için hem de onlardan hala yararlanabilir halde olduğunuz için gerçekten desteklenmesi gereken projelerden bir tanesi. Yapılması uygun yerlerde mutlaka siz de destek alarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Peki Yayla Kent'le ilgili eklemek istediğimiz, söylemek istediğimiz başka neler vardır başkanım? Ben öncelikle Yayla Kent'le
halkımı ve yayla kentli vatandaşlarımı çok seviyorum. Vatanımı da, memleketimi de seviyorum ama yayla kenti daha fazla seviyorum. Çünkü burada doğup büyüdüğüm için. Bu sevgiyi de tüm insanlarıma ve oturan halkımıza yansıtmaya çalışıyorum. Onun için de vatandaşlarımızın huzuru, dirliğinden, birliğinden yana olduğum için bütün çalışmalarımda hiç yorulmak bilmeden her şey yayla kent için diyoruz. Bütün yayla kentli halkımıza, Çankırlı vatandaşlarımıza, Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize buradan çok saygılar ve selamlarımı sunarım. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım bu güzel sohbetiniz için. Evet, Sayın Başkanımız Mustafa Kuvvetli Işık'a da siyaset hayatında, bundan sonraki siyaset hayatında da başarılarının devamını diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka haftada bir başka programımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.